Yani ben 1983'ten bu yana e, Sodep'le rahmetli Erdal İnönü siyasete başladım. E, 83'ten bu yana içindeyim. Her kademesinde hemen hemen görev yaptım. <laughs> 20 senedir de üniversitede siyasi tarih dersi veriyorum. E, hepsinin toplamından çıkarttığım bir tablo var. E, zaman zaman bizim ülkemizde de, dünyanın birçok ülkesinde de, kime hoşa gitmeyen davranışlar olabiliyor. Yani bazı siyasiler akçalı işlere bulaşıyor, bazı siyasiler rüşvet aracılığı yapıyor filan. Ama akşamdan beri ya da işte uzun süreden beri konuştuğumuz bir şey var ki ilk defa Türkiye bu kadar kirlenmiş bir manzara gösteriyor. Bunun içinde kaçakçılık var, uyuşturucu var cinayetler var, intiharlar var. Yani alt alta koyduğunuz zaman burası neresi diye bakıyorsunuz. Bize tarihten gelen, tarihsel armağanlar olarak gelen, kendi e, milli kültürümüzde var olan, siyasi geleneğimizde var olan tüm değerler erozyona uğramış Gökmen Bey. Ne kurumlar kalmış, ne kurullar, ne kurallar kalmış. Bir İçişleri Bakanı konuşuyoruz. İçişleri Bakanı bizim canımızı malımızı güvenliğimizi emanet ettiğimiz bir bakanlık. Ama kiminle resmi var diye çıkan bütün resimlere bakıyoruz Biraz evvel saydığım bu kategorik gruplardan insanlarla resimleri var hep. Ve Türkiye bunları gerçekten ne yazık ki e, yurt dışında sosyal medya hesaplarıyla bilgiler paylaşan, bir isimden Sedat Peker'den öğreniyor. Şimdi hadi buraya kadarı böyle geldi. Diyor ki Sedat Peker 5 tona yakın bir kokain konusu var. Bu kokaini yükleyen kim? Türkiye'de karşılayan kim? Geminin ismi ne? Geminin sahibi ne? 5 ton kokain ne demek Allah aşkına? Ve hala bu konuların yanıtı yok bir iktidar kendi seçmenine karşı, bu kadar kayıtsız, bu kadar e, küstah, bu kadar yok Sayan bir tavır içinde olabilir mi? Ya da e, Yıldırım Binali Yıldırım'ın oğlunun yalnız Hollanda'da 18 milyarlık bir mal varlığının olduğunu ama ailenin toplamda e, 140, milyon dolarlık bir servete sahip olduğunu söylüyor. Milyar, milyar. <laughs> artık karıştırdık. Bunlar hepsi tabii e, iddiadır. İddiadır e, tabii e, ama şimdi bunları söylüyor ise Hı -hı. birisi bir itham ediyorsa Hı -hı. ve bunlar doğru değilse siz ne oluyor arkadaşım? Sen benim namusumla, şerefimle, onurumla, paramla, kimliğimle, kişiliğimle nasıl oynarsın diye gerçekten e, büyük tepki göstermesi gerekir. Şimdi Erkam Yıldırım'ın bir takım başvuruları üzerinden değil Anadolu mi? Barış, Cumhuriyet Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru. Evet. dava açtı. Hani bunu belirtelim ama hani bunun içinde de niye bu kadar beklendi bu iddiaların ortaya çıkması Elbet üzerine? Elbette evet. ve diyor ki yani. sadece hakaret ve iftira diyor. Hı. Şimdi bunların o zaman kalem 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 bir anlamda da aksinin anlatılması gerekir. Yani böyle bir iftira varsa bu iftiranın karşılığında bunların iftira olduğunu gösteren sizin açıklama yapmanız gerekir. Yani Venezuela'ya pet kiti gönderdik, neyse işte o maske. pandemi için maske gönderdik, kit gönderdik dediler. Gümrükte kaydı bile çıkmadı. E bununla ilgili de hiçbir şey yapılmadı. Yani maske yapanın büyük yanına bir oldu değil mi e, yani? son derece yani çok ayıp bir şey bir de bir insan rüştünü ispat etmiş, maşallah e, gelişmiş filan bir çocuk. Babası açıklama yapıyor onun yerine. Aciz değil, çocuk değil, küçük değil, engelli değil. Maşallah serbest sahibi, paralı falan bir aile. Şimdi e, o kadar çok... Yani işte Mehmet şey ne, Tolga Ağar'la ilgili, Mehmet Ağar'la ilgili doğrudur, yanlıştır, iddiadır. Ama bütün bunların gerçekten bu dönemlerde, bu iktidar zamanında, bu zaman dilimi içinde yaşanmış olması... ...bir yurttaş olarak beni çok incitti, rencide etti. Yani Türkiye buna layık değil. Zaten insanlar işte açlıkla, e, yoksullukla, yoklukla boğuşurken... ...gencecik çocuklar sokaklarda yurt bulamayıp yatarken... ...ve onlara ülkenin cumhurbaşkanı yalancılar deyip beddua ederken... ...bir de böylesine saydığım tablonun içinde yaşıyor olmak çok büyük şanssızlık. Onun için ben diyorum ki seçim geldiği gün seçmen o sanda yalnız oy pusulası değil, hesap pusulası da atacak. Manşetlik bir ifade. Seçim geldiği gün seçmen o sanda oy, oy pusulası değil, değil hesap, pusulası. hesap pusulası Yani atacak. bizim bütün bu konuştuğumuz hususları da e, unutmayın sayın seçmen diyor musunuz? Diyorum yani, tabii. Daha biz zaten atıyor. hep hatırlatacağız. Bu da en demokratik hakkıdır ama seçmen de bunları unutmamalı. Unutmasın. Peki Bir saniye Sarp Ne hatırlatacaktınız? Şunu hatırlatacağım. Bütün bu konuştuğumuz kirin çok güncel bir örneğinden bahsedeyim mi? Bakın çok önemli bir hikaye. Çok önemli. Çarpıcı bir maç. Neyle ilgili? Atarisi. Pazarlık yapalım önce. Yani bu bahsettiğimiz rüşvet, rüşvet operasyonlarından tutun da FETÖ borsasına kadar. Çok, çok güncel bir hikaye. Peki bari şöyle rica etsem. Anlayışına sığınarak. Onu saklı tut. Nereye? Bir sonraki yok, bu, pro bu programda. Tamam. Açıklayacağız. Açıklayacağız. Ama çok taze az önce bir gündeme getirdiği konu vardı Salim Şen'in. O fotoğraf. Fotoğrafı buldu. Orada neye dikkat çekecektiniz? Evet. Buyurun sizi dinleyelim. Bakın bu fotoğraf. Bu muydu fotoğraf? Evet ediniz, fotoğraf. bu. Ee, yanılmıyorsam 2016 yılında e, Singapur'da bir kumarhanede çekilmiş bir fotoğraftı. Bu sağda işte e, mavi tişörtlü diyelim e, kişi Erkam Yıldırım. Yani Binali Yıldırım'ın oğlu. İşte bir rulet masasında oynarken. E, şeyin en son yani benim aklıma geldi de Sedat Peker'in dün yaptığı o açıklamalarda hı hı. bu e, uyuşturucu yüklü gemilerin işte altlarının kaynak yapılarak sevk edilip Erkam Yıldırım'ın da bununla ilişkili olduğunu belirttiği. Sonra Ali Araf içerisinde e, işte söküm işleminin yapıldığını söyledi ya. Ali aklıma birden bu fotoğraf geldi. Havuz bakım tesislerinde. Evet. Niçin geldi bu fotoğraf? Şimdi biz hep Erkam Yıldırım'a dikkat ettik. Hı hı. Yanında birisi var bakın. Sol yanında. Kim o? Bu kim? Barış. Hatırlamıyorum. Adem Şimşek. Adem Şimşek. Yani Şimşek ailesiyle Şu biz biliyoruz kişi. ki evet evet solundaki bu kişi Adem Şimşek ile Yıldırım ailesi oldukça yakınlar İyi görüşüyorlar iyi e, tanışıklıkları var Adem Şimşek Gemi sökümcüleri Gemi söküm sanayicileri Derneği'nin başkanı Adem Şimşek Ali Arafinerisinde Gemi söküm ve kumanya tedarikçisi olarak faaliyet gösteren bir kişi. Yani iştigali hı hı. gemi sökümüdür. Ve bu gemi söküm işini de Ali Arafineri'sinde yapar. Şimdi iddiaları, yani o kadar girift şeyler var ki, o kişiyi birdenbire, yani Peker diyor ki, Ali Arafineri'sinde bu gemiler sökülüyor, altından diyor uyuşturucular çıkarılıyor. Efendim biz oradaki söküm işlerini yapan kişilerden birisi. Başkaları da olabilir tabii. Ama o kişiyi iddiadaki Erkam Yıldırım ile efendim işte yan yana bir rulet masasında kumar oynarken görüyoruz. O kadar iç içe girmiş ilişkiler söz konusu ki. Ya bakın bir şey söylüyoruz. Şunlar bile şu iddiaların üzerine şu fotoğrafı koyduğunuzda savcıların soruşturması gereken bu iddiaların doğru olup olmadığını araştırması gereken bir ipin ucudur bu. Bir ipin ucudur. Şu fotoğraftan bile bir soruşturma yürütülebilir. Bir ilişkiler yumağı var ise ortaya konabilir. Bunların hepsi yapılabilir. Bunu yapmadığınız için Türkiye şu anda dünyada en fazla kara paranın döndüğü bir kara para ülkesi, bir uyuşturucu ülkesi, efendim insan kaçakçılığının, petrol kaçakçılığının, işte uyuşturucu kaçakçılığının en fazla olduğu ülke olarak anılmaya başladı. Ya bu hepimiz için zul. Tamam. Reklam nedir arkadaşlar?